kim? Alp'in küçüklüğü. Orada senin yaşlarında. Bu Alp'in küçüklüğü mü? Hiç sanmam. Niye ki? Bu fotoğrafta gülüyor ama. Normalde kaşları böyle. Ben onu öyle doğdu sanmıştım. Normalde sürekli kızgın da. Yok, öyle değildir. Bak gel. Aslında çocukken çok neşeliydi Alp. Hep gülerdi. Berk bilir. Ortalığı az birbirine katmadılar. Sen Alp'in küçüklüğünü biliyor musun? Evet, biliyorum. Biz Alp'le beraber büyüdük. Ama bir şey değil mi? O çocukken de öyle inatçıydı, biliyor musun? Bir haksızlık gördüğü zaman asla tahammül edemezdi. Biz onun yüzünden az kavga etmedik. Hiç şaşırmadım. Aferin, gerçekten tam çocuğa anlatılacak şeyler. Ha, hayır, hayır. Hayır canım, kavga dediysem öyle kavga değil canım. Böyle ufak tartışma gibi hani. Koran gelmedi herhalde. Hayır, hayır. Herkes sakin olsun. Bu evin etrafında güvenlik var. Ben ilgileniyorum. Hayır. Ne derdi varsa benimle çözecek. Neva, sen bir sakin ol. Neva. Neva, bir durur musun? Neva. Alp Bey. Siz nasıl? Oğlum niye çıktığını haber vermiyorsun? Ben gelip alırdım seni ya. Zaman olmadı ya böyle. Aniden geliştiler. Nasıl bıraktılar sizi? Nasıl oldu bu? Bilmiyorum. Ben de onu anlamaya çalışıyorum Neva. Ne oluyor abi? Anlayacağız. Berk, bize bir dakika müsaade eder misin? Tabii. Gel benimle. Alp Bey? Alp Bey, ne oluyor? Alp Bey! Alp! Sen Koran'ı mı unuttun? Hayır. Neva, bak bana yalan söyleme. Bakın. O adam sana da kızına da yaklaşmasın diye uğraşırken sen... Ya sen niye o adamın ayağına kadar gidip şikayetini geri almasını istiyorsun ya? Neva, söz vermiştin bana. Ben kimseden bir şey istemedim. Korhan'a da gitmedim. Niye şikayetini geri çekti o zaman? Derdi ne yani? Bu adamın bir çıkarı olmadan böyle bir şey yapmaz. Seninle çok iyi bir işbirliğimiz olabilir. Ben cesur adamları severim. Ama fazla cesaret aptallık demektir. Ben de sizin yanınızda yer almak isterim. Karşınızda değil. Güzel. O zaman söylediklerimi harfiyen yapacaksın. Bir an önce git, o şikayetten vazgeç. Anladım, tamam. Tamam. Alp Kara onu serbest bırakmışlar. Bana kalsa daha çok süründürdü ama neyse. Şimdi patron, biz bu emirin istediğini yaptık. Şimdi bu adam yarın öbür gün benim kardeşimle husumetiniz var deyip anlaşmayı feshederse ne yapacağız? Yapmaz. Onun derdi benle değil, Alp'le. Bugün gözlerinde gördüm. Bu adamın içinde öyle bir ateş var ki Alp Paşa'yı yakıp kül eder. Düşman kardeşler diyorsunuz yani. Emir bizim en iyi dostumuz olacak. Göreceksin, yaz bir kenara. O kardeşinden çok daha tehlikeli. Hiçbir şeyden anlamaz görünüp ince ince Alp'in kuyusunu kazıyor. Kim bilir çaktırmadan daha neler yapıyordur. Bana bak, gözün üstünden ayırma ha. Tamamdır patron. Çok üstüne geldim. O böyle bir şeyler benim kontrolüm dışında ilerlediği zaman öfkeme engel olamıyorum. Bu kadar öfkeyle yaşamak zor değil mi? Zor. Hayatı biraz akışına bıraksanız, yanınızdaki insanlara güvenseniz belki de hayat daha kolay olur sizin için. Benim hep en güvendiğim insanlar bana ihanet etti Neva. Annem, babam. O yüzden böyle birine güvenip koşulsuzca kendimi teslim etmek öyle bu kadar kolay bir şey değil benim için. Çünkü bunu bir kere daha yaşarsam... Neva bak, Koran bana hiçbir şey yapamaz. Yapsa bile beni yıkamaz. Böyle sevdiğim, güvendiğim insanların benim arkamdan iş çevirdiğini öğrenirsem... o zaman yıkılırım. Anlıyorsun değil mi beni? Anlıyorum.
Bakayım. Seylan teyze içeride konuşuyor. Haberiniz olsun. Ama bu nedir ya? Bir hoş geldin yok mu? Hoş geldin. Ben senin geleceğini biliyor musun zaten? Öyle mi? Ben öyle şeyler duymadım ama annem ben gelmeyeceğim diye çok korktuğunu söyledi. Hiç de bilem. Bir kere annem senin için çok korktum. Öyle mi? Hepimiz çok korktuk sizin için. En çok da Seylan Hanım korktu. Yolunuzu gözledi. Bence daha fazla bekletmeyin. Hadi kızım hadi. Gel bakalım.